Hocam şey diyor ki Mint, acaba farkında olmadan dünya istila mı edildi? Başka bir tarafından, yani başka evrenin başka canlıları tarafından istila edildik de insanı yavaş yavaş siliyorlar mı yeryüzünden? Galiba o kadar büyük bir medeniyet yakalamışsın, niye bizi yavaş yavaş silsinler ki? Biz bunu kendimize yapıyoruz. Yani bu şöyle oldu. Ya bu Mad Max filmleri aynısı oldu. Ya bir grup elit, yani çok büyük sermaye ve çok büyük bilimsel bilgiyi barındıran bir grup. Hani buna bir sürü şey diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin. Bunlar artık dünyada bir işte şey oynama. Hani dünyayı dizayn etmeye girişti. Tanrıcılık oynama. Aynen öyle. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Ya bu program hani şöyle şey olabilir, özet. Ben size şunu söyleyeyim. İnsanın kesinlikle 5-10 sene içerisinde işsiz güçsüz, vasıfsız, evinde oturan hale getirilecek ve zenginler çiplenecek, çip taktıracaklar ve bununla övünecekler. Bir de sefalet içinde ve damar sertliği ve kanser içinde evinde yaşayan bir halk oluşturulacak. Geçen sormuştum direniş merkezi mümkün mü diye, siz mümkün değil demiştiniz. Değil. Bir grup elit o beynine çip taktıracaksa, biz çipin merkezini yakalarsak, ele geçirirsek hepsini siler götürürüz hocam ya. İşte onlar öyle kolay değil işte, yani çünkü keşke öyle olsa, biraz filmler gibi oluyor ama çünkü sistem kendini şey yapıyor, çünkü bunlar çok yüksek teknoloji ve çok büyük yatırımlar. Ben sana söylemiştim, çok büyük yatırım yapıyorlar ya bilime, yani Amerika bilime çok büyük yatırım yapıyor, Çin, Japonya da öyle. Yani çok bir Kore'de öyle. Çok büyük yatırımlar. Ya ben sana bir şey anlatayım Ali abi. Hep bunu örneği veriyorum. Geçen sene 2023'te işte hep Amerika'ya gidip geldiğimizde şeye gidiyorum, işte Palo Alto var ya, bu Silikon Vadisi. Şimdi gittik oraya. Orada beni davet ettiler. Dediler ki hocam işte gel şunu anlat, bunu anlat. Hadi gittik biz de. Neyse. Ya sabahleyin bir gün Microsoft'ta toplantı vardı. Sabah 7'de. Ya ben dedim kim gider lan sabah 7'de bu toplantıya dedim. Abi bir gittim. Ben de zoraki gittim. Çünkü servis sabah 7'deydi. O servisi kaçırırsam taksiyle gitmeyeyim, para vermeyeyim diye. Servisle gittim. Abim kapıyı bir açtım. İçeride yaklaşık 1.000 tane Koreli vardı. Bu 1.000 tane Koreli hepsi MIT'den ve Stanford Üniversitesi'ndendi. Ve herkes canla başla bir şeyler anlatma ve dinlemeye çalışıyordu. Sonuç, abi bu adamlar çok çalışıyor ya. Yani bu adamlar korkunç miktarda çalışıyorlar. Yani Amerika yapan gerçekten Çinliler ve Koreliler ve Hindistanlı Hintliler aşırı miktarda çalışıyorlar. Yani onun için bu adamlar yapar abi. Ben onu gördükten sonra, artık bazı şeyler içine girdikten sonra şuna inandım. Bu adamlar yapar dedim, çünkü çok çalışıyorlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben Çok teşekkür ederim. çok çok güzel bir program oldu. Sağ Yine olun. en az kendim için söylüyorum. Daha farklı düşünmeme katkıda bulundu. İzleyicilerimiz için de öyle olduğunu düşünüyorum.